Merhaba, hayırlı pazarlar herkese. Bugün 20 Mayıs Babalar Günü. Bugün ben de Babalar Günü'ne özel eşime bir tavuk sote yapmayı düşündüm. Hem Babalar Günü'nü kutluyorum onun. Şöyle bir şey diyeyim, babamın da yarın kutlayacağım. Çünkü bugün köyde değiliz. Babam da Velimeşe'de yaşadığı için yarın zaten hastaneye yatışı yapılacak. Yarın artık hastanede ziyaret ederim. Babalar Günü'nü kutlarım onun. Bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz buradan Çorlu'dan. Babaları ölmüş kişilerin de mekanları cennet olsun. Şimdi başlayalım Gamze'cim. Ben şimdi yarım kilo tavuk kuşbaşı kullanacağım. Bir kilo aldım ama biz 3 kişi yaşadığımız için sadece yarım kilodan yapmayı düşündüm. Çünkü biz 2-3 gün yemiyoruz bir yemeği. Hepsi kibar bizim evde. Bir günlük yemek istiyorlar. O yüzden şimdi böyle normalde 3-4 kaşık normal yemek kaşığına yağ diyeyim ben size. Sıvı yağ kullanıyorum. Bu arada çiçeklerim annemden geldi bahçeden. Taptaze canlı çiçekler mis gibi. Annemin ellerine sağlık. Şimdi azıcık yağımızı kızdırıyoruz. Ondan sonra etimizi atacağız içine. Bilmeyenler varsa da hem de öğrenmiş olurlar hem de bizi izlemiş olurlar. Bizi izlemeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Evet Gamze'cim, sen ne demek istersin bugüne? Baban da tabii ki de uzakta, senin de. Kutlamışındır. Evet, umarım. Ben de telefonla aradım, kutladım. Yani. Babaları uzakta olanlar artık telefonla kutluyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani. Bir de hiç olmayanlar var. Ölmüş babaları oluyor insanların. Daha da üzücü. Bizim iyi ki de hayatta yaşıyorlar. Ünal amcana ne söylemek istersin Babalar Günü'ne? Baban Anladım. Değil ama baba kadara görev yapacak bir adam. Koskoca bir adam değil mi? Evet. Ona teşekkür ediyoruz. Teşekkür var olduğu ediyoruz. İçin. Hem Aynen. eşim hem kızıma baba görevi yaptığı için, baba kadar ilgilendiği için. Çok iyi bir eşim var. Çok iyi bir eşe sahibim. Çok iyi bir eş derken belki de daha çok iyi bir baba Ünal. Kendi çocuklarına olsun, bana olsun. Evet, gerçekten de kendi çocuklarına da olsun. Kırmadığını gördüm. 3-4 seneden beri birlikteyiz. Benim kızımı da hiç kırmadığını görüyorum ve çok mutluyum. İyi ki de onunla evlilik yapmışım. İyi ki de öyle bir insan seçmişim. Çünkü çocuklar çok önemli. Çocuklar bizden daha çok çok önemli. Bu arada benim etim pişerken benim böyle bir doğrayıcım var. Elektrikli kullanmıyorum. Şöyle elle. Elektrikimiz vardı aslında. Elektrimiz var ama elektrikli çok çabuk bozuluyor. Robotumuz hiç memnun vardı. Kalmadım onda. Parçası kalmış. O yüzden bu bana daha iyi geliyor ve sulandırmıyor da bu. Bu arada elektrikli, bir de soğanı su gibi yapıyor nedense. O da acılık katıyor zaten soğanı. Evet ama bu sulandırmadığı için ve çok pratik, hem de hiçbir şeyi yok yani, ne elektrik harcıyor hiçbir şey ve çok güzel. Bakın hiç suyu yok soğanın. Şöyle gösterebilirsin. Bir tane de iri bir soğan doğradık. Bu arada etin böyle beyazlaştığı zaman da soğanını atacağız tabii ki de içine. Daha beyazlaşmadı. Tamamen beyaz olacak hepsi. Ondan sonra soğanını, ondan sonra diğer malzemeleri. Öyle sevgili arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi etimiz bembeyaz oldu. Böyle dedik, bembeyaz olana kadar. Bembeyaz olduğu zaman soğanını koyuyoruz içine. Azıcık da soğanla kavuracağız. Daha tuzunu falan koymuyoruz. Tuzunu en son koyacağız. Çünkü eti bayağı bir sertleştiriyor. Yumuşak olmasını sağlamıyor tuz. Tuz en son. Sıra biberden. Biberden ben önceden hazırladım. Buna iki tane büyük köy biberi doğradım. İnce ince. Çekirdeklerini de ayırdım. Evet.
sayfanın içine güzelce Nebel. Şimdi böyle de kavrulsun. Az sonra domatesini ekleyeceğiz, ilave edeceğiz. Kavrulduktan sonra. Evet, şimdi sıra geldi domatesine. Biberleri pişirdik ama tabii ki de ben tamamen biberin kaybolmasını istemiyorum. Tabii ki o da görünsün. Daha çok pişirsek biberi tamamen kaybolacak içinde. O yüzden biraz da belli olsun. Şimdi buna da iki tane büyük domates soydum. Kabuksuz. Güzelce ufak ufak doğradım. Şimdi sotene katıyorum. Evet. Renge bakın renge. Bugünkü bu özel gün. Eşimin al içi. En son şimdi salçamız kaldı. Bu biber salçamız. Bu Adanalı, Adana acılı biber salçası. Bunu çok az kullanıyorum. Böyle yarım kaşık kadar. Çünkü zaten malzemem de az. Ve çok da olunca zaten her şeyin çoğu sarar, azı karar demişler. Şöyle karıştıracağız. Ondan sonra azıcık kaynar su ekleyeceğim. Buna kettle'da kaynattım şimdi. Azıcık tuz koyacağız. Çok kısık ateşe alıp 20 dakika kadar onu pişireceğiz. Ondan sonra hazır olmuş olacak. Şimdi az bir tuz katıyorum. Salçam zaten çok tuzlu olduğu için çok az. Bir de artık tabii ki de tuzla çok tuzlu beslenmek çok iyi değil. Aslında hiç katmasak yine olur ama biz alışmışız tuzlu yemeğe. Şöyle çok az bir şeye. Evet. Bir de azıcık kaynar suyundan ilave edeceğim ona. Ondan sonra altını kısacağız. Sotemiz hazır olacak. Bugünkü sürpriz benden böyle Gamzeciğim. Sen neler yapacaksın sürpriz? Ben de tarçınlı, havuçlu, cevizli bir kek yapacağım bugün. Yaşadık bugün, yaşadık. Ünal amca için. Tamam. Babalar gününe özel. Evet, bugüne özel. Şöyle bir gösterirsen Gamze. Tabii ki de su çok aşırı şekilde olmayacak. Çok az da olmayacak. Evet, şimdi sotemiz pişmeye hazır. Kapatıyoruz ağzını ve altını kısıyoruz. En sona, en kısa bu 20 dakika pişecek. Ondan sonra pişmişini de size göstereceğiz. Hazırını da biz yiyeceğiz akşama. Az sonra görüşmek üzere. Evet. Et sotemiz hazırdır. Şöyle. Bir de en üzerine şöyle maydanoz doğradım. Maydanozumuzu döküyoruz. Altını kapatıyoruz. Dinlenmeyi alıyoruz. Evet. Bu kadar. Şimdi altı kapanıyor. Ve yemek hazırdır. Zafiyet olsun. Bizi izlemeyi devam edin. Hoşça kalın.